hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle sevgi ve sevinç dolu diyorum. Çünkü gününüzün sevgiyle geçmesi gerçekten çok önemli. Sevgi her zaman bizlerin hayatını güzelleştiren, bizi çok daha mutlu yapan bir şey. Ve işte bu yüzden bence güne sevgiyle başlamak istiyorsak öncelikle Tanrı'ya gidebiliriz. Nasıl gidebiliriz? Tanrı'ya dua edebiliriz. Çünkü bizi bu hayatta en çok seven kişi her zaman Tanrımızdır. İşte bu yüzden biz Tanrımıza gittikçe, Tanrımızın bizim hakkındaki düşüncelerini merak ettikçe, Tanrı'nın acaba geçmişte neler yaptığını, gelecekte neler yapacağını, bize karşı neler hissettiğini öğrendikçe, ki bunu da kutsal kitapla yapabiliriz. Kutsal kitabı okudukça yapabiliriz. İşte o zaman bütün bir günümüzü sevgiyle geçirmiş olabiliriz. Sana bir sorum var sevgili arkadaşım yine. Aileni seviyor musun? Peki ya arkadaşlarını? Mesela okuldan arkadaşlarını, mahalleden arkadaşlarını, anneni, babanı, kardeşini, abini, akrabalarını, kuzenlerini seviyor musun? Peki ya evcil hayvanını eğer varsa? Mesela suda yüzen o minik, şirin, tombik kaplumbağayı, evindeki kediyi, o minik kuşu, balığı ya da köpeğin varsa köpeğini ya da hamsterın varsa hamsterını, onları seviyor musun? Peki sence onlar seni seviyorlar mı? Annen, baban, Tanrı seni seviyor mu? Eğer seviyorsa bunu nereden biliyorsun? Sence bu önemli mi? Ya da bunu bilmenin bir yolu var mı sence? Birazdan seninle bu konu hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ve bugün sana vereceğim görev yine birazcık bununla ilgili. Ama şimdi gidelim çok sevdiğimiz Ege'nin yanına. O bize acaba bugün neler hazırlamış, hangi konuda hangi yeni bilgileri hazırlamış, onu birlikte izleyelim. Ondan sonra da sen videoyu izle bu konuyla ilgili ve seninle tekrar burada buluşalım. Oradaymışsınız. Erkek arılar çiftleştikten sonra üreme organları patladığından ölürler. Of ya, bir arkadaşımda tümör çıktı, ona üzülüyorum. Ama şükretmeliyim yani, bir hamsterde daha büyük tümör görülmüştür. Ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Durun bir hesaplayayım. Vay be, eğer bu tümör bir insanda olsaydı, bir insan bacağında basketbol topu kadar büyük bir tümör olduğunu düşünsenize. Bu araba da geçti. Küba'da otostop yapılınca devlete ait araçlar durmak zorundadır. Düşünsenize, polis arabasıyla gidiyorsunuz. Topuklu ayakkabılar önce erkekler tarafından giyiliyordu. Çamurdan korunduğunu görünce kadınlar almış olabilir. Japonya? Japonya'da Tavşan Adası diye bir ada vardır. Garip değil mi? Hem de tavşanlarla dolu. Sana buradan kucak dolusu teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Bunun da senin özellikle bilmeni istiyoruz. Evet arkadaşım, şimdi sıra geldi göreve. Yine Nora ablan acaba senin için bugün hangi görevi hazırladı? Ömürlük bir görev mi hazırladı? Yoksa böyle 5 dakikalık bir görev mi? Bir günlük bir görev mi hazırladı? Eğer hazırsan benimle birlikte 3'ten geriye doğru say ve ekranda görevini görelim. 3... 2, 1. Etrafındakilere
sevgini göster. Bu çok güzel bir görev ve bence zaten bunu sen yapıyorsundur. Ama eğer yapmıyorsan ve daha önce yapmayı denemediysen bence senin için harika bir zaman. Bunu denemek için çok güzel bir zaman. Şimdi sana soruyorum mesela acaba insanlara sevgini nasıl gösterebilirsin? Mesela böyle mi? Mesela bunu böyle göstererek böyle gösterdiğimiz gibi mesela. Bak bu sana olan sevgim. Diyerek mi? Ya da mesela al sana sevgimi veriyorum diyerek bir kalem gibi uzatarak mı? Aslında bence sevgimizi evet çizebiliriz. Bir resim çizerek karşımızdaki kişiye sevgimizi belli edebiliriz. Ama bunun birbirinden farklı bir sürü yolu var. Önemli olan sevgiyi hissettirmek. Çünkü sevgi bazen gözlerimizle görmediğimiz bir şey olabiliyor. Yüreğimizle görebildiğimiz bir şey oluyor. Onun için de sevgiyi hissetmemiz gerekiyor ve hissettirmemiz gerekiyor. Peki acaba bunu nasıl yapabilirsin? Şöyle yapabilirsin. Mesela sözlerinle, söyleyerek, anne seni seviyorum, baba seni seviyorum, tanrım seni çok seviyorum, öğretmenim seni çok seviyorum, sevgili kuzenim, sevgili kardeşim seni çok seviyorum diyerek belli edebilirsiniz. Onun dışında davranışlarımızla ya da büyüklerimizin sözünü dinleyerek, itaat ederek, ya da sevdiğimiz kişilerle zaman geçirerek mesela oturup annemizle babamızla ya da arkadaşlarımızla onların gününün nasıl geçtiğini sorarak, onları dinleyerek, birlikte belki bir resim çizerek, birlikte oyun oynayarak, konuşarak, sohbet ederek ya da anlattıklarını önemseyerek mesela onlar size bir şey anlattıkları zaman gerçekten ilgiyle dinlediğinizi belli ederek ya da onlara yorum yaparak onlara olan sevginizi belli edebilirsiniz. Ya da üzüntülerini ya da sevinçlerini paylaşarak. Mesela bir konuda üzgünlerse onları teselli edebilirsin. Ya da bir konuda mutlularsa gerçekten onunla birlikte sevinebilirsin. İşte bunu yaptığında Tanrı'yı çok hoşnut etmiş olacaksın. Ve aynı zamanda insanları sevgini göstermiş olacaksın. Şimdi arkadaşım sana bu görevini verdim. Artık bu görevini uygulamaya hazırsın. Seni görevine doğru gönderirken aynı zamanda ben de kumdaki hikayeleri izlemeye gidiyorum. Bir gün Tanrı Yunus'tan bir istekte bulundu ve onun Ninova şehrine gitmesini istedi. Ninova çok büyük ve muhteşem bir şehirdi. Maalesef ki tüm halkı günah işlemekteydi. Bunun için Tanrı Yunus'tan Ninova'ya gidip halkı uyarmasını ve onlara Tanrı işlediğiniz bütün günahları biliyor ve tövbe etmeniz gerekiyor demesini istedi. Ancak Yunus, Tanrı'nın sözünü dinlemedi ve kaçmaya karar verdi. Bir gemiye binerek Tarşiş şehrine gitmek üzere denize açıldı. Gemi açıldıktan sonra Tanrı denize çok kuvvetli bir fırtına gönderdi. Fırtına o kadar şiddetliydi ki gemi neredeyse parçalanmak üzereydi. Gemiciler çok korktu ve hepsi kendi ilahlarına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek ve batmasını önlemek için gemideki ağır eşyaları denize atmaya başladılar. O sırada Yunus gemide derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gelip, "Hey, gemi batmak üzere. Sense uyuyorsun. Kalk kendi Tanrına dua et ki hepimiz yok olmayalım,"
diye seslendi. Gemiciler çaresiz kalınca kura çekip bu belaya kimin sebep olduğunu öğrenmek istediler. Kurada Yunus çıktı. Yunus da onlara Tanrı'nın huzurundan kaçtığını söyledi. Gemiciler de "Peki denizin durulması ve geminin batmaması için ne yapmamız lazım?" diye sordular. Yunus onlara "Beni denize atın" dedi. Gemiciler de Yunus'u denize attılar. Ve gerçekten de fırtına dindi. Dev dalgalar duruldu. Bundan sonra Tanrı Yunus'u yutması için büyük bir balina gönderdi. Yunus balinanın karnında sürekli olarak Tanrı'ya dua etmeye başladı. 3 gün sonra Tanrı balinaya Yunus'u karaya kusmasını emretti. Daha sonra Tanrı Yunus'a bir daha seslendi. Büyük Ninova şehrine git ve onlara de ki, Tanrı bütün günahlarımızı biliyor ve tövbe etmemizi istiyor. Bu defa Yunus Tanrı'nın sözünü dinledi. Ninova'ya gidip Tanrı'nın sözlerini bildirerek onları uyardı. Onlara dedi ki, Tanrı bu şehri 40 gün içinde yerle bir edecek. Ninova halkı Yunus'un bildirdiği Tanrı'nın sözlerine inandı ve iman etti. Tanrı da onları bağışladı. O gün Ninova'da büyük bir mutluluk günüydü. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ya Rab, sıkıntı içinde sana yakardım, yanıtladın beni. Yunus, 2. bölüm 2. ayet. Nasıl ne zaman bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Şimdi bugün acaba nasıl ne zaman bölümünde seninle hangi soru hakkında yeni şeyler öğreneceğiz? Acaba hangi konu hakkında bugün yeni bir şey keşfedeceğiz seninle? Eğer hazırsan hep birlikte sorumuzu görelim. Haydi bakalım gelsin soru. Köpekler kemiği neden sever? Biliyorsun ki sokakta bazen zaman zaman köpek görüyoruz ve o köpeklere böyle kocaman kemikler verilmiş oluyor. Belki kasap abiler, kasap ablalarımız kemikler veriyor olabilirler onlara. Ya da evde bazen yemeklerini yedikten sonra ailelerin evinde böyle kemikler kalabiliyor. Ve onları da arkadaşlar köpeklere verebiliyorlar. Ve köpeklerin büyük bir iştahla onları böyle kocaman dilleriyle yaladıklarını ve böyle dişleriyle onları böyle daha sonra parçaladıklarını görüyoruz ve duyuyoruz. Ama acaba neden kemiği bu kadar seviyorlar? Çünkü üzerinde et yok sanki, bir şey yok. Biz artık onu yiyemiyoruz, o yüzden bazen de veriyoruz köpeklere. İşte o yüzden şimdi seninle birlikte bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Ama ondan önce sevimli bir videomuz var, onu izleyelim. Sonrasında da birlikte sorumuzu cevaplayalım. Köpekler kemiği neden sever? Haydi bakalım acaba neden severlermiş? Gelin birlikte öğrenelim.
Çoğunlukla kemiklerin üstünde yiyecek güzel bir şeyler kalırmış biz ne kadar görmesek bile. Ayrıca kemik kemirmek de köpeğin kalsiyum gibi maddeleri almasını ve dişlerini bilemesini sağlar. Bilemek derken böyle sanki dişlerini törpülemek gibi ve daha da keskinleştirmek için diyebilir. Çünkü bir şeyleri ısırmak, parçalamak için dişlerin keskin olmaları gerekiyor. Tıpkı bir bıçak gibi düşünebilirsiniz bunu. Çoğu köpek kemiği sever, özellikle de üstünde biraz et olduğunda. Köpek üstündeki en ufak et ya da yağ parçalarını yemek için kemiği kemirir. Onu aynı zamanda kırabilir. Böylece ortasındaki iliğe ulaşır, kalsiyum açısından zengin, kemik tozunu gövdeye indirir. Gelişimi ve iskeleti için yararlı bir öğedir bu. Son olarak da köpek kemiği kemirerek çenesini güçlendirir ve dişlerini temizler. Yine de tabii ki dişlerini fırçalasa daha iyi eder. Ama arkadaşım kısaca aslında ona verdiğin bir kemik gerçekten onun hayatını çok olumlu etkiliyor. Hem dişlerini sağlamlaştırıyor, hem dişlerini keskinleştiriyor, hem dişlerini temizliyor, hem de aynı zamanda vücuduna kalsiyum gitmesini sağlıyor. İşte bu yüzden elimizde boş kemikler yani yenmemiş kemikler, kırılmamış kemikler varsa bunları sokak köpeklerine verebiliriz ve onların da karınlarının doymasını hem de geri kalan bu olumlu şeylerin hayatlarında olmasını sağlayabiliriz. Şimdi nasıl ne zaman köşemizi de bitirdik. Haydi bakalım gidelim bizim çok sevdiğimiz iki arkadaşımızın yanına meyve zil. Nasıl amazi? He? Bu ne mi? Bu antik bir giysi. Antik bir yerin giysisi o zaman. Evet, aynen. Sence neresi olabilir ha? Birçok yer olabilir. Çünkü anlattığımız yerlerin neredeyse hepsi antik. Heh, haklısın. O zaman biraz ipucu veriyorum. Bir önceki bölümde Paulus'un üçüncü yolculuğu sona ermişti ve yeni bölümümüzde Paulus'un son yolculuğunu anlatacaktık. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Dördüncü yolculuk nereye peki? Roma'ya. Oh, evet. Toga bu toga. Kültü seyahatlerinden hatırladım şimdi. Romalı giysisi. Harika. Evet. Toga, toga. O zaman sen Roma vatandaşısın ne? Aa. Neden? Roma vatandaşı olmayanların toga giymesi yasak çünkü. Ha, togayı anlatacaksın sanırım. Evet, toga yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bir kuşağın, elbette kuklalar için bu biraz daha kısa olabilir, vücuda belirli bir yöntemle dolanmasıyla elde edilen ve genellikle tunik üzerine giyilen antik Roma'nın karakteristik giysisi. Çok güzel, ben de tuniği anlatayım. Tunik de pantolon üzerine giyilen ve dizlere kadar inen bir üst giysisi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Toga kesinlikle yünden yapılan bir kıyafetti. Yani üzerinde giydiğin toga da yakınlarının tüyü olabilir. Ha? Evet, nerede kalmıştık? Evet, elçi Paulus'un son seyahati Roma. Paulus artık Roma'ya giderken uğradığı Mira şehri hariç olmak üzere bir daha Anadolu topraklarına ayak basmayacak. Roma'da geçirdiği zaman boyunca da Anadolu halklarına İncil'in de büyük bir bölümünü içeren mektupları kaleme alacak. Romalılara, Korintoslulara, Galatyalılara, Efeslilere, Filipililere, Koloserilere, Selaniklilere, İbranilere. Aferin, harikasın Zi. Uluslara değil de direkt kişilere gönderdiği mektuplar da var. Timoteus, Titus ve Filimon gibi. Paulus, İsa Mesih'e zamanında karşıyken sonradan iman etmesi ne kadar enteresan. Evet ve İsa Mesih'in müjdesini çok sağlam bir biçimde yayanlardan biri oluyor. Hatta bir tarihçi hakkında şöyle diyor. Paulus'un iman edişi yalnızca kendi kişisel yaşamında değişiklik yaratmakla kalmamış, ilk kilisenin ve dolayısıyla da insanlığın tarihinde de büyük bir dönüm noktası olmuştur. Ben böyle bir şey demedim. Sen tarihçi mi oldun Zi? Bazen oluyorum. Bu kadar bölümden sonra olmuş sayılırım bence. Ama bunu kim demişse doğru demiş. Ben de katılıyorum. Philip Schaff adlı bir tarihçi bunu söyleyen ve evet ben de katılıyorum Zi. Paulus'un Roma'ya yolculuğu sıkıntılarla dolu
Ve sonu kendisi için iyi olmuyor, biliyor muydun? Ya hayır mı? Ağlayacağım yine ya. Dur. Ağlamayın aman. Yolculuğun başlangıcını sonraki bölüme bırakalım o zaman. O zaman sen bir tane soru sor bakalım. Tamam o zaman. Soruyorum. Piramit yapıları dünyada en çok Mısır'da yer alır. Doğru mu? Yanlış mı? Bu çok kolay bir soru değil. Doğru. Yanlış. Yanlış. Nubiye piramitleri olarak da adlandırılan Sudan piramitleri, Mero bölgesinde Sudan'ın başkenti Hartum'dan 200 kilometre kuzeyde, Bagraviyah'ta yer alıyor. Bölgede tam 255 piramit bulunuyor. Oo. UNESCO Dünya Mirası listesinde olmasına rağmen iç karışıklıklardan dolayı unutulmuş bir halde. Ne yazık ki. Sudan ülkesi Afrika'nın doğusunda yer alıyor. Bu sorunun cevabındaki tek Mısır, Sudan'ın kuzeydeki komşusunun Mısır olması yani. Bilemedin, evet. Ya güzel bilgiymiş ama Sudan sebepler için de birbirimizi kırmayalım Zihi. Tamam anladım. Bilemedim işte. Olsun önemli değil tabii. Ne yapalım şimdi? Bugünlük bu kadar Zihi. Roma yolculuğuna sonraki bölümde devam edeceğiz. Tamam o zaman. Kardeşlerimizle vedalaşalım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin. Yine bugün çok eğlenceli bir bölüm var. Dün kalan hikayemizin devamını getireceğiz birlikte. Bu hikayede biliyorsun ki hasta bir, yani küçük bir kız ve hasta bir kadın vardı. Ama daha oralara gelmemiş olabilirsin. Hasta bir kadın bölümüne gelmemiş olabilirsin. Ama küçük bir kız bölümünü biliyoruz. Dün kaldığımız yerden seninle birlikte devam edeceğiz. En son nerede kalmıştık? Şöyle demiştik. İsa hasta olan kızı iyileştirmeye gidiyordu. Ama yol çok kalabalıktı hatırlarsan. Ve o sırada öğrencileri de İsa'nın yolunu açmaya çalışıyorlardı. Ama öğrencileri bir taraftan da kaygılanıyorlardı. Umarım zaman yeterlidir. Umarım o çocuğa yetişebiliriz diye düşünüyorlardı. Ama tabii ki de yol kalabalıktı bu sırada. İsa'nın öğrencileri önden giderek yolu açmaya çalışıyorlardı. Bakalım bu kalabalığı aşabilecekler mi diye bitirmiştik dünkü hikayeyi. Şimdi devam edelim. Birdenbire İsa durdu. Arkadaşları dönüp baktı. Ne yapıyordu öyle İsa? Bana kim dokundu diye sordu İsa. Çünkü içinden bir gücün akıp gittiğini hissetmişti. Ben dedi hastaca bir kadın, utandığı için yere bakıyordu. Zavallı kadın 12 yıldır hastaydı ve iyileşmeyi çok istiyordu. 12 yıldır, belki de sizin yaşınızdan daha bile fazla, belki de sizin yaşınızla aynı. Çok uzun bir zaman. İsa'nın giysisine bile dokunsa iyileşebileceğini biliyordu. Ne kadar büyük bir güç var değil mi İsa'da? Böylece İsa'nın giysisine dokundu ve iyileşti. Vaktimiz yok dedi İsa'nın arkadaşları. Ama İsa'nın her zaman vakti vardı. Elini uzatıp şefkatli bir şekilde kadının başını kaldırdı. Gözlerinin içine bakıp gülümsedi. İnandın dedi kadına. Gözündeki yaşı silerek. Bu yüzden iyileştin. Demek ki kadın İsa'nın onu iyileştireceğini düşündüğü için iyileşebilmişti. Tam o anda Yair'in hizmetçilerinden biri ona doğru koştu. Artık çok geç dediler. Nefes nefese bir şekilde. Kızın öldü. İsa Yair'e dönüp çok geç değil dedi. Bana güven. Yair'in evindeki herkes ağlıyordu. Ama İsa ben onu uyandıracağım merak etme dedi. Herkes ona güldü çünkü küçük kızın öldüğünü biliyorlardı. Küçük kız uyumuyordu ki ölmüştü. İsa küçük kızın yatak odasına girdi. Odadaki bir köşede, gölgelerin içinde, küçük kız yatağında hiç kıpırdamadan yatıyordu. İsa yatağın kenarına oturdu ve kızın solgun elini tuttu. Tatlım, dedi. Kalkma zamanı. Böylece İsa ölümün derinliklerine uzandı ve nazik bir şekilde kızı yeniden hayata getirdi. Küçük kız uyandı. İyi bir akşam uykusundan uyanmışçasına gözlerini ovuşturdu ve yataktan fırladı. Yani İsa için onu ölümden geri getirmek, ölüm kadar güçlü bir şeyden geri getirmek o kadar kolaydı ki
o küçük kızı uyandırır gibi ölümden geri getirdi. Ve kız da gerçekten geri geldi. İsa panjurları açtı ve odaya güneş ışığının girmesini sağladı. Acıktın mı? Diye sordu kıza. Kız da evet anlamında başını salladı. Belli ki karnı acıkmış küçük kızın. İsa kızın ailesine seslendi. Küçük kızımıza biraz kahvaltı lütfen. İsa bu şekilde bir sürü insanı iyileştirdi ve onlara yardım etti. Kör olan insanların görmesini sağladı, sağır olan insanların duymasını sağladı, sakat insanların yeniden yürüyebilmesini sağladı. İsa üzücü olan her şeyi yok ediyordu. Tanrı'nın kırılmış dünyasını tamir ediyordu. Çünkü İsa'da çok büyük bir güç var arkadaşlarım. Bizim inandığımız Mesih İsa ölümden, hastalıklardan, bütün korkulardan, bütün doğal afetlerden çok daha büyük bir Tanrı. Arkadaşlar bugünlük sizlerle paylaşmak istediklerim bu kadar. Hepinizi çok ama çok iyi konuşamadım. Hepinizi çok ama çok seviyorum ve aynı zamanda tabii ki de yüreğimde gerçekten İsa'nın gücünü sizinle birlikte okumuş olmanın, paylaşmış olmanın da sevinci ve sevgisi var. Lütfen günlerinizi Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın gücünü düşünerek geçirin ve Tanrı'yla birlikteyken hiçbir şeyden korkmanıza gerek olmadığını asla unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.